Merhaba arkadaşlar, Subnautica bölüm 4. Bu bölüm Seamoth'u yapmayı deneyeceğiz. Umarım onunla ilgili parçaları bulabiliriz. Çevremizde biraz keşif yapıp Seamoth parçalarını arayacağız. Nispeten zor olacağını tahmin ediyorum ama tabii ki bu oyundaki son güncellemeden sonra pek çok şey zorlaştı. Ama önce şu yemek sorunumuzu bir çözelim. En sevdiğim şey gözcü balıklarını yakalamak. Çok kolay oluyorlar. Hatta birkaç tane de şunlardan yakalım. Bu işlem tamam. Peki biz Seamoth'a çıkmadan önce, Seamoth'u aramaya çıkmadan önce ne yapabiliriz? Karnımızı doyuracağız. Onun dışında birkaç tane şamandıra yapalım diyorum. Her neyse, önce şu yemek işini bir halledelim de. Bunlardan bir tanesini suya, hatta 3 tanemi yakalamıştım. Evet. Bir tanesini daha suya çeviriyorum. Sonuncusunu da yemeğe çeviriyorum. Üzerine bir de su içiyorum. Şu çantamızda kalsın. Bir tane pilimiz var. Şunun durumu %13'müş. Bizi bir süreliğine idare eder. %91, %91 vesaire. Peki dışarıya çıkalım. Hava kararıyor sanırım. Tamam. Biz aydınlık havada yolculuk yapacağız. Karanlıkta yapmak istemiyorum. O halde şu şamandıralardan birkaç tane yapalım. Bakır tel ve titanyum. Elimizde bakır tel var mıydı? Güzel. İki tane bakır telimiz var. İki tane de titanyum alıyorum. Arkadaşlar, bunu yapmak istememin nedeni enkazları işaretlemek. Yani bazılarını bulacağız ve içerisine giremeyeceğiz. Çünkü şu anda kapıları kesmek için kesiciye sahip değiliz. Lazer kesici silahına sahip değiliz. Bu nedenle yerlerini kaybetmemek için onları işaretlememiz lazım. Ve şamandıra yapıyorum. Hatta dolapta bakır varsa, gümüşümüz varmış 3 tane. Mükemmel. Elimizde bakır varsa birkaç tane daha yapalım. Yokmuş. Büyük sulardan varmış. Bunları yapmışız daha önce. Güzel. İlk yardım çantasını görmüşken hemen aklıma geldi. Gidip şuradan bir tane ilk yardım çantası daha alalım. Şunu tamir etmeyeceğim. En azından şu anda değil. Oradan gelecek mesajlarla uğraşmak istemiyorum. Sen bekle biraz. Seninle daha sonra ilgileneceğim. Hava henüz aydınlık olmadı. Peki biz yolculuğa çıkalım. Başka türlü olmayacak. En azından varmak istediğimiz yere vardığımız zaman hava aydınlanmış olur. Biz de daha rahat keşif yapabiliriz. Belki.
Şimdi bir önceki bölüm Aurora'nın yakınlarına gitmiştik. Yani şu taraflara. Şuralara da gitmiştik sanırım. Emin değilim. Gördünüz mü? Şurada yanıp sönen bir şey vardı. Ha, bakın. Görüyor musunuz? Tekrar çıkacak mı? İşte tam şurada. Bakın görüyor musunuz? Acaba ne o? O gitsem mi? Neyse. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Aurora'yı tam arkama alacağım. Şu konumdan ilerlemeyi düşünüyorum. Hadi gidelim. Şunu da açıyorum. %12. Biraz yukarıya çıkayım. Doğru konumda mıyım? Ona bakacağım. Evet, doğru konumdayım. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Hatta biraz derinlere inersek. Tabii mağaraların içine girmek istemiyorum. Oo, o ne ya? Seni sinsi yaratık seni. Hurda. Bir yırtıcı ve hurda taşıyor. Şu neymiş? Bunun içine girmiş miydim? Dalgıç itiş aracı. Bunu keşfetmiştim sanırım. Bir saniye, buradan çıkmam lazım çünkü oksijenim bitmek üzere. Risk alamam. Hatta hemen şunun pilini de değiştirelim. Kapısı açık olduğuna göre ben bunun içine girdim sanırım. İlginç. Şuradan boğulmadan bir çıkabilirsem. Burayı işaretleyeceğim arkadaşlar. Yanlış yaptım. Ne diyelim? Enkaz 1 olarak bunu işaretledim. Yapıyorsun sen ya? Bırak şöyle bir bakıp gideceğim. Şu ne? Sanırım bir simo parçası.
aradığımız şey. Mükemmel. Sadece bir tane simot parçası kalmış. Onu da bulduğumuz zaman simotu tamamlıyoruz. Hemen şuradan bakalım. Evet, bir tane simota ihtiyacımız var. İki tane de mobil araç üreticiye ihtiyacımız var. Yani şuna. Şunu keşfetmeden simotu üretemiyoruz. Pil şarj cihazı. İki parçadan oluşuyor. İyi, hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Nerede? Şöyle. Şu tarafa. Bu arada bu müzik bir şeyleri buralarda keşfetmem gerektiğini mi anlatmaya çalışıyor? Ya da başımıza bir işler geleceğinin habercisi mi? Ben yön duygumu yine kaybettim. Az önce işaretlediğim enkaz burada. Şu ne? Bir şey daha var. Cyclops gövde parçası. Hadi ya. Cyclops gövdesi bulduk. Hiç beklediğim bir şey değildi. Biz simot aramaya çıktık ama bu gidişle Cyclops'u tamamlayacağız. Bu ne? Yaratık yumurtası. Burada bir enkaz gördüm. Ona da bir bakalım. Şu derinliğe indikten sonra bana kayda değer bir şeyler vereceğini umuyorum. Kendimi tehlikeye atmamın bir bedeli olması lazım. Bir, daha doğrusu bir ödülü olması lazım. Bir şeyler daha bulduk sanırım. Simot. Çok güzel. Simot'u tamamlamış olduk. Bunun için çok mutluyum. Bunu gördüğüme inanmıyorum ve bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmiyordum. Gerçekten inanılmaz derecede mutlu oldum. Oksijenimiz bitiyor. Şurayı da işaretlememiz lazım arkadaşlar. Ama öncelikle bir bakalım. İçine girebiliyor muyuz, giremiyor muyuz? Ne?
CMOS. CMOS'u tamamladık. Artık ihtiyacımız yok. Olsun, titan pil şarj cihazı. Bir parçası eksikti sanırım. Evet, onu da tamamladık. Artık pillerimizi de şarj edebiliriz. Uzak dur benden. Şurada bir şey var. Ona da bir bakalım. Peşimde mi geliyor? Üst biyo reaktör parçası. İki parçadan oluşuyormuş. Oksijenim henüz daha yeterli. Dışarıya çıkmama gerek yok. Şşt, sakin ol. Sakin ol oğlum. Benden uzak dur hadi. Git buradan. Git 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 git. Ya ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Bir rahat bırakmadın. Bir nefes aldırmadın. CMOS'u yaptıktan sonra onlara böyle kafalama dalacağım. Bir saniye arkadaşlar. Şunu kullanalım. Şunu da içelim. Neredeydi? Tam şurada. Üst biyo reaktörü parçası. Bunu tamamlıyoruz. Evet, tamamlandı. Ah, kapısı açıkmış. Gel içeriye. Pil şarj cihazı tamamlamıştık. Olsun, titanyum. Sen ne vereceksin? Su verdi. Yine üst biyo reaktör. CMOS. İyi yere dükkan açtık arkadaşlar. Her şey beleş. Arka arkasına her şeyi buluyoruz. Ama bulduğumuz şeyleri zaten keşfetmiştik. Olsun. Demek ki şurada açılan bir kapı var. Ops. Bir saniye. Yolumu kaybettim. Ha. Tamam. Şimdi o kapıyı açmayı deneyeceğim. Bakalım içerisinden ne bulacağız. Üzerinde bir şey var. Şu neymiş? Ona ihtiyacım yok. Peki şu neymiş? Yine bir reaktör. Ha, buradan kapı açılabiliyor. Açalım o zaman. İşte mobil araç üretici parçası. Sadece bir tane kaldı. Eğer onu da bulursam bu iş tamamdır. Şu neyimiz? Biyoreaktör. Sen nesin? O ne ya? Kapıyı açıyorum ve oksijen almak için geri çıkıyorum. Daha sonra tekrar geri dalacağım. Bunları tamamlamış olmamız güzel bir şey arkadaşlar. Mobil araç üreticiyi tamamlayıp CMOS'u yaptıktan sonra adalardan birine gideceğim. Çünkü daha büyük bir yaşam alanı inşa etmemiz gerekiyor. Ve adalara gidip eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Adalarda daha büyük bir üs inşa etmemiz için gerekli şeyler var. Burayı kesmemiz lazım. Az önce buradan çıkmıştık. Zaten envanterimiz dolu.
Peki ben burayı kestiğimde burası bana ne verir? Bu ne? Hurda mı? Buradan gitmeyeceğim bir süre. Şu çevresini biraz daha araştırmak istiyorum. İçimden bir ses mobil araç üreticiyi burada tamamlayacağını söylüyor arkadaşlar. O nedenle hemen gitmek istemiyorum. Şu oksijen sıkıntımız olmasaymış daha iyi olurdu. Mobil araç üretici. Cyclops'un gövdesini de tamamlamak üzereyiz. Eğer bir tane daha bulursak. Tabi Cyclops'u tamamlamak bu kadar kolay değil. Onun bir sürü parçaları var. Örneğin motor dairesi. Onun dışında kaptan köşkünü de tamamlamamız lazım. Şu neymiş? Yine C-Mod parçası. Buraya her daldığımda tekrar tekrar spawn mı oluyor acaba? Her neyse. Oh, pirana var. Hiç sevmem kendisini. Şuraya bir şamandıra daha bırakalım. Elimizdeki diğer şamandırayı. Ne diyelim? Enkaz 2. Hatta şöyle desem, köşeli parantez içinde C-Mod. Bu niye böyle oldu? Son güncelleme ile bunları bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Infection güncellemesi geldi. Infection güncellemesi ile artık bu arayüzleri daha rahat yönetebiliyorsunuz. Böyle sürükle bırak mantığıyla. Hatta şunu da gösterelim. Kendi kendinizi de tarayabiliyorsunuz artık arkadaşlar. F tuşuna basarak öz tarama yapabiliyorsunuz. Öz tarama gerçekleştiriyor. Yaşamsal belirtiler olan eser miktarda yabancı bakteri saptandı. İzlemeye devam ediliyor. Yani hastalıklı bir vakaymışız. Bunun Türkçe meali bu. Muhtemelen enkazdaki kapıyı kesip içeriye girdiğimiz zaman mobil araç üreticinin diğer parçasını bulacağız arkadaşlar. Fakat şu an içeriye giremiyoruz. Kim bilir, belki de çevrede de olabilir. Şöyle sağdan soldan bir yerden çıksın, beni sevindirsin. Yine mi oksijen bitiyor?
Şuralara doğru biraz ilerleyelim. Lityum. Güzel. O ses ne öyle? Hiç hoşuma gitmeyen bir ses duydum. Bu alandaki biyokütleye bitki bir bıraksam da okusaydım iyiymiş. Bu alandaki biyokütleye bitki yaşamı hakimdir diyor. Zayıf Altera teknolojisi izi algılanmaktadır. O halde buralarda keşfedilebilecek bir şeyler var demek ki. Ve şu ikide bir de mantar ağacı. Peki tarayalım. Mutlu oldun mu? Lityum. Bunu da alalım. Envanter dolu. Saydam vatoz. Yine mi? Bir huzur vermedin sürekli. Ve sürekli oksijen sıkıntısı. Başladığım işi yarım bırakmam arkadaşlar. Gel buraya. Seni taramadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Başardım. Oo, o ne öyle? Sen nesin öyle? Envanterimiz dolu. Daha fazla lityum alamıyoruz. Ya işte bunu yapan şu gerizekalılar. Şunlar. Bitki gibi görünüyorlar ama otçul bitkiler. Şey pardon. Etçil bitkiler. İğne gibi bir şey fırlatıp size zarar veriyorlar.
Sen nesin böyle? Tamam. Biz zaten burayı işaretlemiştik. Bana mobil araç üreticiyi ver. Bu dava burada kapansın. Sen beni zorlama, ben de seni zorlamayayım. Aynı yerlerde dolaştığımın farkındayım arkadaşlar ama pardon, sen nesin? C-Mod. 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 Sanırım bunlar spawn oluyor. Peki. Şu anda üsse geri dönmem lazım. Yaşam alanına. Çünkü elimizdeki aletlerin de pili bitmek üzere. Şu an kullandığımız aletin pili %12'ye düştü. Başka pilimiz de yok. Bu ne böyle? Çok ilginç. Gidip kendimize birkaç tane pil yapalım. Hatta şu pil şarj cihazını da buldum galiba. Hayır, değilmiş. Pil şarj cihazını da yapıp elimizdeki pilleri şarj etmeye bakalım. Daha sonra tekrar buraya geri döneriz. Eksik kalan parçaları bulmak için çevremizi biraz daha araştırırız, daha detaylı bir şekilde. Titanyum verecek.
Yemek ve su sorunumuzu da çözelim. Peki, şu anda biz neye sahibiz? Üzerimizdekileri öncelikle bir boşaltalım. Tamam, senin için su içtim. Dışarıya çıkıp birkaç tane balık yakalayalım. Pil yapacağız. Şunlardan 4 tane. Önce yemek sorununu çözelim. Vital signs stabilizing. Şimdi pil yapalım. Ne istiyorduk? Bakır. İki tane bakırla bu iş olur. Bakırımız var mı? Gümüş varmış. Lityum. Sanırım bakır yok. Evet. Bu iyi bir şey değil. Bakır aramamız lazım. Peki. Şeyi nasıl yapabiliyoruz? Pil şarj cihazını. Tabii onun için önce şunu yapmak lazım. Neredeydi? Burada değil. Şurada mı? Değil. Şuraya koyabilirim. Bilgisayar işlemcisi bakır tel cam. Bilgisayar işlemcisi için gümüşe ihtiyaç var. Gümüş, kuvars. Bir tane bilgisayar işlemcisi yapabiliyoruz. Sıradan mercan diski değil. Şunlardan. Gel buraya. Kuvarts, bir de kuvarts istiyorduk sanırım. Evet, bir tane bilgisayar işlemcimiz oldu. Bu ne böyle ya? Oyun bug'a geldi. Heh, düzeldi, güzel. Bakır tel ve cam. Cam da var. Hatta şurada vardı cam. Bakır tel için bakır bulmamız lazım.
İyi, şansımızı bir deneyelim. Belki buluruz. Bir tane bulduk. Titanyum gerek yok. Bir tane daha bulduk. Başka bir şey isteseymişim olurdu. O ne? Bir tane daha bulduk. Alabiliyor muyum? Aldım. Güzel. Yine baka geldi. Hey Allah'ım ya. Yeni yeni huylar edinmiş. Şuraya koyacağım. Al sana boş pil. Yine baka gelecek biliyorum ama yapacağım. Al sana boş pil. Şaka gibisin var ya. Bu bize engel olur mu? Olmaz. Peki. Biz kendimize pil yapacaktık. Bakır. Bakırımız var. Bir tane. Bir tane daha. Kırk dokuz, 89, onda yok. Mobil araç üreticiyi aramaya devam etmemiz lazım. O halde dışarıya çıkacağım diyecektim ki vazgeçtim. Hava kararmış. Olsun, yine de çıkıyorum. Son bir şans daha deneyeceğim. Aynı istikamete doğru gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Aurora nerede? Şurada. Şu tarafa doğru. Aurora'nın ters yönüne ilerleyip mobil araç üreticiyi arayacağım. Eğer bulabilirsem. Bu ne? Burada. Ne diyordum? Eğer bulabilirsem oyunu sonlandıracağım. Bulamazsam da oyunu sonlandıracağım. Son 10 dakika. Umarım bulabilirim. Ve bir sonraki bölüm bunu geliştiririz. Eksiklerimizi... Bu neymiş? Laboratuvar tezgahı. Evet. Arayıp da bulamadığımız eksik olan tek parça laboratuvar tezgahını da bulmuş olduk. Ne mutlu ki tüm sorunlarımız çözüldü. Hey Allah'ım. Oyun resmen bizimle dalga geçiyor. Sen nesin? Sen tarama bilen bir şeymişsin. Hayır, değilsin.
İçimden bir ses onu buralarda bulacağımı söylüyor. Havanın karanlık olması kötü. Rahat bir şekilde arama yapamıyoruz. Şunlar ya kurşun ya da gümüş arkadaşlar. İkisinden biri olduğunu tahmin ediyorum. Şuraya gidince müzik değişiyor. Sıkıntılı bir süreç. Şişt, sakin ol, sakin ol. Böyle heyecanlara gerek yok. Herkes mevkisini ve seviyesini biliyor arkadaşım. Sıkıntı yok. Şşt, sakin ol. Pardon da biz nereye gidiyoruz ki? Aldık başımızı böyle. Yüzerek uzaklaşıyoruz. Başımıza bir iş gelecek. Ah, keşke birkaç tane de şamandıra yapsaymışız. Fakat bakırımız yoktu değil mi? Evet. Tekrar bakır aramamız gerekiyor. Şamandıra yapmak için. Ama keşke arasaymışım. Çünkü buraya kadar geldim, bu kadar uzağa. Bir enkaz bulursam onu işaretleyemeyeceğim. Bu kötü oldu. Bu kadar derinde ne bulmayı umuyorum? Ben de bilmiyorum ama indik artık. Bence mobil araç üretici bu kadar derinlerde olmaz. Daha güvenli sularda olması lazım. Çünkü Seamot'u geliştirmeniz için oyunun size bunu öncelikle sunması lazım. Tabii ki mobil araç üretici bulunması çok da kolay bir şey değil. Fakat bu kadar derinlerde de olmaması lazım. Bu kadar uzakta da olmaması lazım. Son güncelleme ile oyunu biraz zorlaştırmışlar. Eskiden bunları bulmak daha kolaydı. Zırt pırt karşınıza çıkabiliyorlardı. Fakat artık belirli yerlere bunları yerleştirdiler sanırım.
Bir enkaz bulduk. Buradan aradığım şeyi bulmadan gideceğimi sanmıyorum. Sakin ol. Seni Allah'ım be nasıl yaratık. Aşağıda taranması gereken bir şey var arkadaşlar. Onu taramam lazım. Şuna toslayacağım. Mobil araç üretici. Ben buradan giderim. Başka hiçbir şey aramama gerek yok. Şöyle kabaca bir konumumu tayin edeceğim. Ondan sonra buradan gideceğim. Aurora'nın çaprazındayız. Buraya geleceğim. Ve bir şamandıra atacağım. Artık önümüzdeki bölüm bu. Enkaza gelip tekrardan bir araştırma yaparız arkadaşlar. Umarım yerini bulabiliriz. Hatta şöyle baktığımda neyse bir şekilde buluruz yerini. Sıkıntı değil. Önümüzdeki bölüm mobil araç üreticiyi ve C-Mod'u yapacağız. Daha sonra adaya gideceğiz. Yani şuradaki adaya gideceğiz. Sanırım şuradaydı. Oradan bazı şeyleri tarayıp geri geleceğiz. Daha sonra daha büyük bir yaşam alanı inşa etmek için gerekli çalışmalara başlıyoruz arkadaşlar. Her neyse. Zaman ayırıp İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerde devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.